Olası aşk. Şaka. Yok abi. En sonunda ona karar verdim. Aşk. Ciddi misin? Olabilir valla. Niye? Benim öyle tuhaf enteresan olur ama. Güzel, güzel bir PR şeyi. Sevdin sen olabilir. Bunu. Valla sevdim. Valla kahrolası aşk diyorum yani artık. Ne diyeyim? Aşktan muzdarip. Şaka bir yana hani ben aşkla yemek yapmayı çok böyle birbirine yakıştıran bir insanım. Çünkü ikisi de tutku olmazsa olmayacak işler. Mutfağı da sevmeyen insan, kalben bağlı olmayan insan bağlasan durmaz kaçar gider yani. Ama hakikaten böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyordum. Yani bildiğin izleyicilerimiz de tarif ediyordur. Kitaplar zaten aldı başını yürüdü gitti. Sağ ol. Yani bildiğin musakkalar bilmem neler. Onlar basit canım. Instagram'da dünya mutfağı eğitimi aldım dünya ben. Dünya mutfağı falan. Hani kitapların da apayrı şeyler var. Bambaşka şeyler var. Ben sosyal medyadan bahsediyorum. Ha. Hani biraz daha kolay ulaşılabilir olduğum nokta. Bir bakıyorum Gizem dolma sardı. Gizem onu yaptı. Paylaşıyor. Ama işte, tarifleri veriyor falan. Ya sen benim arkadaşımsın. Sana bari garip gelmesin. Dışarıdan insanları kadın dolma sarıyor diye şaşırıyorlar. Dün mesela kanalla şöyle konuşuyorum. Bir toplantı halindeyiz. Ben o sırada hakikaten dolma sarıyorum. Dedim dolma yapıyorum. Ben sizi arayayım. Benim için o hayatımın bir parçası. Bana çok normal. Dışarıdan hani bu koca, tipi bu koca, fiziği... Koca bulamadı dolmaya sarıyor. koca olsa kocaya saracaktı dolma. Koca, ay aşkım sen bugün niye bana hep yürüyorsun böyle? Koca hatta koşuyorsun arkadaşım. Koca bulsa kocaya saracaktı dolma. Geçen hafta Ayşen Gurdo ile röportaj yaptık. Ayşen ablayı çok severim. Şey dedi, ne zaman dolma sarsam dedi, hayatımdaki adama yol vermişimdir. Çok doğru demiş. Abla en son ne zaman dolma sardı dedi, milattan önce oğlum dedi ama çok dolma sarmıştı. Dolma sararken diyor, şu konsantre oluyorum, düşünmeye çok vakit oluyor. Böyle... Adamı diyor, tepeden ayağa süzüyorum çok diyor. Doğru. Bir bakıyorum sıkılmışım, fark ediyorum, hissediyorum, sıkıldığımı fark ediyorum. Dolmayı, tencereyi koyuyorum, altını kısıyorum diyor, adamı gönderiyorum. Doğru ama işte bak mutfak rehabilitasyon yeri aslında, yani bir şeye fokuslanıyorsun. Orada elin bir şeyle uğraşırken senin aklın aslında hani olması gereken de nokta atışı orada. Ümit'in de mutfakla arasıydır biliyorsun değil mi? O da sosyal medyasında falan böyle yumurtayı tek elle falan kırar. O videolarını falan bulmaya çalıştım. Tuzları da şöyle atıyor musun? Tuzları da şöyle. Ya, moda bu ya. Başkasını. Moda bu ya böyle. Benim mutfağım iyidir. Çok iyidir. Bakma güzel yapar. Bak ya. Vallahi güzel yapar.